Olay TV'den hepinize merhaba. Her çarşamba sizlerle beraber oluyoruz. Olay TV ekranlarında yaklaşık bir saat boyunca bugün de sizlerle beraber olacağız. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve emeklilik konularını ele alacağız. Çalışma hayatında birçok yenilikler var. Bu hafta da onları sizlere anlatmaya çalışacağız. Reklamları izliyorsunuzdur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konularda vatandaşları bilgilendirmek için reklamlar hazırlattı ve ulusal kanallarda, yerel kanallarda reklamlar da yayınlanıyor. 1 Nisan'dan itibaren genel sağlık sigortası 53 lira olacak. Detaylarını bugün programımızda anlatacağız. Genel sağlık sigortasına kimler prim ödemeliydi? Ne kadar ödemeleri gerekiyordu? Borçları ne kadar olmuştur? Şimdi o borçlar nasıl silinecek? 53 lirayı kimler ödeyip hangi sağlık hizmetlerinden yararlanacaklar? Bunların detaylarını anlatmaya çalışacağız. Aynı zamanda teşvikler var. Şu anda ülkemizde yaklaşık olarak 3 milyon 800 bin kişi işsiz. Tam resmi kayıtlara göre. Ama resmi kayıtlara geçmeyen işsizlerle beraber ülkemizde yaklaşık 5 milyon işsiz var. İşsizlik oranları bir anda beklenmedik bir şekilde son 8 yılın en kötü rakamları çıktı. Bununla ilgili de hükümette gerekli önlemleri ve tedbirleri almak için işverenlere destekler sunmaya başladı. Bunlara teşvik deniliyor. Şimdi ülkemizde birçok işverenler açısından teşvik çeşidi var ve bunlar biraz kafaları karıştırıyor. En son 687 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle beraber bu yıl sonuna kadar işverenlere çok cazip bir teşvik sunuldu. O da şuydu: sen yanında bir kişiyi çalıştır. İstersen 2, ister 3, ister 4, ister 5, sınır yok. Sadece burada birkaç tane istediğimiz şey var işverene diyor devlet. Bunları da yerine getirirsen sen sadece çalışanına maaş ver, geri kalan tüm maliyeti ben katlanacağım dedi. Hem vergi açısından hem sigorta işçi işveren maliyetleri açısından sadece %2'lik işsizlik maaşıyla ilgili kesilen işsizlik sigortası primi ya da 17 lira. Onun dışındaki tüm maliyeti devlet biz karşılayacağız, biz buna katlanacağız dedi. İşverenlere inanılmaz büyük bir teşvik bu. Çünkü yıl sonuna kadar yanında çalıştırdığı işçilerin sigorta primlerini ödemeyecek. Peki tüm işverenler yararlanacak mı? Hangi işverenler yararlanacak? Bunların detaylarını da yine programımızda anlatmaya çalışacağız. Sizler bize ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram hepsinde varız. Bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı bize sorabilirsiniz. Biz de bilgimiz doğrultusunda, dilimiz döndüğünce her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere anlatmaya çalışacağız. Programımıza başlamadan önce yolda gelirken küçük bir video yayınladım. O videonun altına da Facebook Özgür Ertuğrul'un sayfasına girdiğinizde o videonun altına da yorumlar bölümüne de direkt oradan da sorularınızı yazabilirsiniz. Bizler de size cevaplar aktarmaya çalışacağız. Ekranda sürekli zaten telefonlarımız yer alacak. Bugün de yine Türkiye'nin dört bir yanına gideceğiz. Canlı telefon bağlantılarıyla sizlerin bizlere sormak istediği soruları da yanıtlar aktarmaya çalışacağız. Hemen Facebook'u açalım. Hızlı bir şekilde şöyle bakalım kimler neler sormuş, neleri merak ediyor. Hemen konularımıza da zaten girişte yapmış olacağız. Hızlı bir şekilde şöyle baktığımızda Neriman Kurtuluş diyor ki, Neriman Hanım, iyi yayınlar. Sigorta öncesi doğum borçlanması ile ilgili gelişme var mı? Bilgi verirseniz sevinirim diyor. Şimdi bizim programımızda belli başlı konular var. Her hafta hemen hemen değindiğimiz konular var. Neriman Hanım'ın sormuş olduğu soru da onlardan bir tanesi. Ülkemizde prim günü eksik olan kadınlar prim günlerini tamamlamak için doğum borçlanması yapıyorlar. Doğum borçlanmasında da öncelikle doğum borçlanmasından yararlanacak kişilere deniliyor ki SSK, Bağkur, emekli sandığı fark etmez. Öncelikle bir SGK başlangıcın olacak. Doğumlar SGK başlangıcından sonra olacak.
Bu durumda olan kişiler 3 çocuğa kadar 1 çocuk için 720, 2 çocuk için 1440, 3 çocuk için 2160 güne kadar borçlanma yapabiliyor ve parasını günlük en az 18.96 lira, en fazla bunun 7,5 katı olan 145 lira arasında istediği rakamları ödeyerek, bugünlerin parasını vererek satın alabiliyor. SGK başlangıcından önce doğum varsa maalesef kadınlar bu doğumlar için doğum borçlanması yapamıyor. Biz hemen hemen her hafta programımızda dile getiriyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Kadınların SGK öncesi doğumlarla ilgili de beklentilerinin fazla olduğunu, hem programımıza canlı telefon bağlantılarından bize gelen sorulardan ya da gün içerisinde bizi çarşıda, pazarda, nerede görürse olsun yolda hemen yanımıza gelip sordukları sorulardan bir tanesi. Kadınların bu konuda beklentisi çok fazla. Bizler de sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz bu programımızda ve kadınların böyle bir mağduriyeti olduğunu da yetkililere duyurmuş olduk. Ama bu konuda şu anda bir çalışma Neriman Hanım maalesef yok. Sevim Akar diyor ki, iyi akşamlar Özgür Bey. Yaş, yıl tam, prim eksik. Nasıl emekli olabilirim? Teşekkür ederim. Şimdi aslında Sevim Hanım da Neriman Hanım'ın sormuş olduğu soruya benzer bir soru soruyor. Kadınların ya da erkeklerin kendilerinden istenilen prim gün sayılarını tamamlamadan emekli olmaları gibi bir şansları yok. Kendileri muhakkak sigortalılık süresini, yaşını da tamamlasa dahi prim gün sayısına ulaşmaları gerekiyor. Prim gün sayılarına nasıl ulaşılır? İşte erkekler eksik günlerini askerlik borçlanması, yurt dışında yaşadıysa, çalıştıysa yurt dışı borçlanmaları yapabiliyor. Halk eğitimde usta öğretici olarak geçen süreleri borçlanabiliyor. Birkaç tane konu var borçlanma ile ilgili. Ama benim prim günüm eksik, ben gideyim parasını vereyim, gün alayım deme gibi bir şans yok maalesef. Bu durumda işte kadınların beklentileri doğum borçlanması konusunda. SGK öncesi doğumlarda borçlanılmadığı için kadınlar prim günlerini tamamlamakta sıkıntı yaşıyorlar. Onu söylemiş olduk. Sevim Hanım'a da şunu söylüyoruz. Muhakkak prim gününüz eksikse emekli olma şansınız yok. Primlerinizi sizden istenilen prim gün sayısına muhakkak ulaştırmanız gerekiyor. Şimdi hem konuları anlatacağız, hem Facebook, Twitter, Instagram, aynı zamanda telefon bağlantıları da alacağımızı söylemiştik. Şimdi Malatya'ya gidelim. Deniz Kutu Kız sanırım. Benim gözlerim fazla görmediği için uzağı da göremiyorum, seçemedim. Soy isminizi yanlış söylediysem kusura bakmayın. Alo. Yok, iyi akşamlar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum Deniz Bey, hoş geldiniz programımıza. Şimdi benim sorum askerlik borçlandırması ile ilgili de. Evet. Benim babam 65 doğumlu. Evet. 6. ayın 1'i 92 yılında girişi var, sigorta girişi. Evet. Ne kadar bir askerlik borçlandırması yapmamız gerekiyor emekli olabilmesi için? Şimdi detaylı bir şekilde bakalım. Özellikle şunu da söylüyoruz. Askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması yapacak olan kişilerin o sürenin tamamını değil de kendilerine ne kadar gün yetiyorsa o kadar borçlanma yapmaları avantajları ne olur? Babanızın 1992 yılının 1. ayına göre, başlangıcına göre 53 yaş... 6. ayın 1'i, çok özür dilerim. Rica ederim. 6. ayın 1'ine göre baktığımızda 1992'nin 53 yaşında emekli olması gerekiyor. 5600 günle. Kendisi askere daha önce gitti herhalde. 1992'den önce gitti. 1985'te. Tamam. Şimdi başlangıcını bir kademe daha öne alırsak, yani 1991'in 5. ayının 23'üne kadar geriye doğru çekersek, o aradaki süre kadar borçlanma yaparsa, ben hemen ufak da bir hesaplama yapayım. Eksi 23, 8, 1, 1. Babanız 1 yıl, 1 ay, 8 gün, yani 360 artı 30 artı 8, 398 gün borçlanma yaparsa, 1 yıl erken emekli olabilir. Kendisi 53 değil de 52 yaşında emekli olabilir. 5525 günle
1 yıl, 1 ay, 8 gün, 398 gün borçlanma yapması gerekiyor. Cebinden çıkacak para da 7546 lirada cebinden para çıkar. Çok teşekkür ediyorum. Babanıza da selamlar. Erhan Açıkgöz, Bursa'dan attığımızda. Alo. İyi günler, hayırlı yayınlar. Sağ olun. Benim eşim 1965 doğumlu. 2080'de emekli, yani sigortaya girdi. Hı hı. Artı 870 günü var. 870 günü var. Bu konu hakkında görüşmek istiyordum da. Ya şimdi eşinizin işe başlama tarihi çok kıymetli bir tarih. Yani 1980 yılında işe başlamış. Evet. Kendisi normalde 38 yaşında emekli olabilirdi. Yani o eski kanunlardan yararlanabilirdi. Biliyorsunuz artık Türkiye'de 38 yaşında, 40 yaşında emekli olmak gibi bir durum söz konusu değil. Emeklilik yaşı kademeli 58-60, hatta 2008'deki yasalarla beraber 65 yaşına kadar çıktı. Çok büyük bir avantajı varmış ama avantajını kullanamamış. Normalde 5000 güne ulaştığı anda eşiniz emekli olabilirmiş. 1965 doğumlu, 2017 dediğimizde 52 yaşında. Eşinizin en avantajlı emekliliği 3600 günle emekli olması. Çocuk var mı acaba? İki tane. Allah bağışlasın. İki çocuk için 1440 gün doğum borçlanması da yapılabilir. Artı 800 günü vardı zaten. Toplamda 3600 güne ulaşırsa şayet 1980 girişliydi. Kadınlar 89-1981 yılından önce işe girdilerse şayet emeklilikte kadınların emekli 50 yaşında 3600 günle emekli olabiliyorlar. Ama yaş da tamamlanmış. Sizin amacınız şu 3600 güne ulaştırmak. Yani normal emeklilikte çok büyük avantaj, 3600 günde çok büyük avantajlarınız varmış ama bunları kullanamamışsınız. Bir an evvel iki çocuk için doğum borçlanması, toplamdaki gün sayınızı 3600 güne ulaştırarak 3600 güne ulaştığınız anda, eşiniz 3600 güne ulaştığı anda da hemen emekli olabilecek. Dediğim gibi çok geç kalınmış bir durum maalesef. Çok teşekkür ediyorum ve Konya'ya gidelim. Kasım Bildik hattımızda. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz programımıza. Sağ ol abi. Buyurun. Abi ben 1990'da vergi mükellefiydim. Evet. 4 yıl vergi mükellefliği yaptım. Bağkur'a kaydım yok. Ne yapmam lazım? Bağkur'a kaydınız yoksa evet. Hiçbir şey yapamazsınız. Kurum açısından. Vergi dairesine, evet. Esnaf odasına, ticaret sicile kaydı olan kişiler 4-10-2000 yılından önce kayıtları varsa ve devlete hiç prim ödememişlerse şayet bu durumda evet. Olan kişiler müracatta bulunsalar dahi bugünlerini geriye dönük alamazlar, borçlanamazlar ve bugünlerini ödeyemezler. Bu durumla ilgili dava açabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili yerel mahkemede Bursa'da bir dava açıldı. Davanın bir örneği de bende ama bu yerel mahkeme kararı, Yargıtay evet. Üst Mahkeme ne gibi karar verecek onu bilmiyoruz. Ama sizin muhakkak bu konuda dava açarak şansınızı denemeniz gerekiyor. Davayı da %100 kazanabilirsiniz diyemem. Yerel mahkemede kazanılmış bir dava var ama Yargıtay burada ne gibi karar verir onu bilemiyoruz. Evet. Dava açmaktan başka bir şansınız yok. Aksi halde bugünü alamazsınız. 90'dan sonra ne zaman sigortalı oldunuz? 90'dan 94'e kadar vergi mükellefiydim. Evet. Ondan sonra 2006'da çiftçi bağkuruyum şu anda. 11 yıllık. Evet, çiftçi bağkursunuz. Sizin emekliliğiniz, Bağkur'dan emekli olacaksanız 9000 prim günü, 25 yıllık süre 9000 güne ulaştığınızda emekli olabilirsiniz. 1990 başlangıçla ilgili dava açabilirsiniz. Altını çizerek söylüyorum, %100 kazanırsınız diyemem ama başka bir şansınız da maalesef yok. Yoksa Bağkur'dan sizin emekliliğiniz ya da 58 ama sizin başlangıcınız 2000 yılı sonrası Bankı. Olduğu için 61 yaşında emekli olabilirsiniz. 5400 günle emekli olabilirsiniz. 5400 prim günüyle Bağkur'dan emekli olabilirsiniz ama çok da düşük maaş alırsınız. Ödediğiniz primler kadar da maaşınız olur. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Zekeriya Kahraman Kocaeli'den bizi arıyor. Alo.
Alo, hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, Allah razı olsun. İyi akşamlar diyeyim. Ben bir sorum vardı hocam. Buyurun. Şimdi ben 1993, 6. ayın 9'unda girişim var. Ne zaman emekli olurum? Onu öğrenmek istiyorum. Evet. 1993'e göre şöyle bir baktığımızda siz 54 yaşında emekli olabilirsiniz. Kaç doğumlusunuz? 69. 1969. 2023 yılında siz prim gün sayınızı 5675 güne ulaştırdığınızda prim gün sayınız dolmuş da olabilir. Bu önemli değil. Evet, doldu. 2023'te, şimdi ben ama askerden sonra sigortalı oldum. Askerden sonra sigortalı olduysanız askerlik borçlanması yaparak 53 yaşına, yani 2022 sizin 1993'tü. Evet, 53 yaşına indirebilirsiniz. 53 ne kadar, yaşına. Ne kadar borçlamam gerekiyor hocam? Sizin için de bir hesaplama yapalım. Sizin 1993 6. aydı. Bunun için 1992'nin 11. ayının 23'üne kadar geriye doğru gitmeniz gerekiyor. Sizin için bir hesaplama yaptığımda 9 artı 30 eksi 23 dedik. Hemen hızlı bir hesaplama yapıyorum sizin için. 5 artı 12 eksi 11 dedik. 6 ay 16 gün. Yani 6 çarpı 30 artı 16 dediğimizde 196 gün borçlanma yaparsanız cebinizden toplam çıkacak para 3716 liradır. Bu parayı ödeyerek bir yıl erken emekli olabilirsiniz. Programımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu teşviklerle ilgili biraz bilgi verelim. Son teşvik o kadar önemli ki işçileri... Hayırlı akşamlar. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. İşçileri de bir nebze ilgilendiriyor. İşverenleri daha çok ilgilendiriyor. İşçileri nasıl ilgilendirecek? Bu teşviklerden sonra işverenler yanında daha fazla kişiyi çalıştırabilir. İşsiz olan kişileri nasıl ilgilendirecek? İş bulma ihtimalleri daha yüksek olabilir. Aralık ayı sonuna kadar toplamda 720 lira sigorta ve vergi maliyetini devlet karşılayacak. Peki bunun için ne istiyor? Diyor ki işverenlere, ben sizin 2016 Aralık ayında çalışan sayınıza bakarak 2016'da çalışanlarınıza ilave alacağınız işçiler için 720 lira vergi ve sigorta maliyetinin hepsini ben karşılarım. Sen de sadece maaş ver diyor. Sadece Aralık ayındaki kişilere ilave işçi olması dışında işçinin de muhakkak İşkur'a kayıtlı olması gerekiyor. Yani Aralık ayında bir kişinin yanında 10 kişi çalışıyorsa 11, 12 ve üzerindeki tüm işçiler için 720 lirayı devlet karşılayacak. Ama işe girişte muhakkak işçinin önce İşkur'a kayıt yaptırması ve daha sonra da işe başlaması gerekiyor ki teşvikten yararlanabilsin. Bu önemli bir durumdur. İdari para cezası ya da prim borcu olmayacak işverenlerin. Devlete bir borcu yoksa bu durumda dediğimiz gibi 720 lira maliyette çok yüksek bir maliyet ve buna devlet katlanacak. Yanında çalıştırdığı kişiler yıl sonuna kadar, 2017 yılının sonuna kadar sadece işverene 1404 lira asgari ücret dışında başka bir maliyeti olmayacak. Televizyonlarda şu anda izleyenler de vardır. Bunun reklamı sıkça da dönüyor. Diğer bir konu, şu anda 1 Nisan'dan itibaren başlayacak. Genel sağlık sigortası 53 lira olacak. Genel sağlık sigortası normalde 18 yaşından sonra çalışmayanlar, işsizler, işte okuyorlarsa 20 yaşına kadar lisede, 25 yaşına kadar üniversitede okuyanlar, anasının babasının sağlık imkanlarından yararlanıyordu. Daha sonra bu yaşlarda geçtikten sonra ya da 18 yaştan sonra okumuyorsa artık anasının babasının sağlık imkanlarından yararlanamıyordu ve kendileri de gelir testi yaptırıyor. Ya da işsizse bir kişi, evli barklı olsa dahi işsizse gidip gelir testi yaptırıp kaymakamlıkların içinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek
gelir testi yaptırıyordu. Gelirine göre asgari ücretin brüt rakamının 1/3'ünden daha az hane halkı geliri olan kişiler hiç para ödemeden sağlıktan yararlanabiliyorlardı. İşte asgari ücretin 1/3'üyle asgari ücret ya da asgari ücretle asgari ücretin 2 katı, asgari ücretin 2 katından daha fazla geliri olanlar da 420 liralara kadar aylık prim ödemek zorundaydılar. Hem de emeklilikte de hiçbir işe yaramıyordu. Sadece trafikteki kasko gibi düşünelim. Yani nasıl kaskoda kaza yapılırsa arabanızı tamir ettiriyorsunuz. Kaza yapılmazsa o parayı vermiş oluyordunuz. Bu genel sağlık sigortası da onun gibi bir durum. Ve genel sağlık sigortasında sağlık imkanlarından yararlanmadığı halde milyonlarca kişinin, 5 milyonun üzerinde kişinin genel sağlık sigortasına borcu birikti. Genel sağlık sigortası 1/1/2012'den itibaren yürürlüğe girmişti. 2008'de yılında çıkmıştı genel sağlık sigortası kanunu ama 1/1/2012'de yürürlüğe girdi. Ama yürürlüğe girdikten sonra biz de çok eleştirdik. Ya dedik ki bu böyle olmaz, bu sistem tutmaz. Bu sistemle kişiler borçlanır, parasını ödemez, devletin hep alacağı olur. Bu da hiçbir işe yaramaz demiştik. Çok güzel bir çalışma yaptı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Sayın Bakanı, bu çalışmayı yapan herkesi çok canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma oldu çünkü. Genel sağlık sigortasının artık kaymakamlıklara gidip de gelir testi yapmaya gerek yok. Ve artık sabit bir rakam. Yani 400 liralara falan kimsenin ödemesine gerek yok. Genel sağlık sigortasında işsiz olan kişiler, kendisi ve ailesi hepsi bir kişiye 53 lira verecek ve tüm sağlık imkanlarından yararlanabilecekler. 1/1/1/4 yani 1 Nisan 2017'den itibaren başlayacak. Şimdi geçmiş dönemde borcu olanlar var. Genel sağlık sigortasında 100 küsür lira, 200 küsür lira ya da aylık 400 küsür lira borçlanmış olan kişilerin de o borçları silinecek, faizsiz 53 liraya göre tekrar bir hesaplama yapılacak ve 12 taksite bölünerek bu kişilerden tahsil edilecek ve genel sağlık sigortası dediğimiz gibi 53 lira olacak 1 Nisan'dan itibaren. Bu çok önemli bir uygulamadır. Gerçekten de sağlık çok pahalı bir şey. Avrupa'da baktığımızda, Avrupa'da, Amerika'da çalışanlar sağlık primleri, çok yüksek sağlık primleri öderler. Ve 53 lira Türkiye Cumhuriyeti'ne, yani Türk vatandaşlarına da uygun. Çünkü Türkiye'de asgari ücret çok düşük, çalışanların maaşları düşük. Daha sonra işsiz kalan kişilere devletin işsizlik sigortası yardımı var ama bu 6 ay, 8 ay, 10 ay ve bu işsizlik maaşından da herkes yararlanamadığı için dediğimiz gibi milyonlarca kişinin de işsiz olduğunu da göz önünde bulundursak 53 lira çok makul bir rakam oldu ve 53 lirayla genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık imkanlarından yararlanabilecekler. İbrahim Cihan Gaziantep'ten bizi arıyor. Alo. Alo. İbrahim Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi günler, iyi akşamlar. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Buyurun efendim. Ben 1971 doğumluyum. Evet. Soğut'a girişim 1990. 1990. Tamam efendim. 27 yıl oldu. 7000 gün primim var. Ben ne zaman emekli olurum? Bu yaşa takılanlar hatırladın mı biz? Şimdi kaç doğumluydunuz? Bir kere daha doğum tarihinizi alayım. 1971. 1971. Siz 2023 yılında emekli olacaksınız. Emeklinize 6 yıl var. 52 yaşında 5525 günde ama 7000 gününüz olmuş. Günle ilgili bir sıkıntınız yok. Günlerinizi tamamlamışsınız. 89.999 yılında malum koalisyon hükümeti döneminde çıkan DSP-MHP ANAP döneminde çıkan yasayla beraber siz yaşa takıldınız. Ama bununla ilgili beklentiler çok fazlaydı. AK Parti'den beklenti bu konuda çok fazla oldu. Yani çünkü geçmiş dönemlerde mesela tasarruf teşviklerle ilgili kesintiler vardı. Ama bu paraları dahi geçmiş dönemde kesilen paraları AK Parti döneminde ödendi. Şimdi vatandaşlar da emeklilikte yaşa takılanlar da geçmişe dönük birçok devlet parasını almış, harcamış, vatandaşa vermemiş. Ama bu dönemlerde verilince ekonominin de iyi gittiği birkaç yıla kadar ekonomi gerçekten de çok iyiydi. Yani şimdi ülkede ekonomik olarak ufak tefek sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar saklamamak lazım. O dönemlerde dahi bu beklentiler fazla olduğu dönemlerde emeklilikte yaşa takılanlara bir hak verilmedi. Şimdi ülke referanduma gidecek. Geçmiş dönemlerde seçimlere girdi. Seçimlerden önce, referandumdan önce bu hak verilmedi.
Artık emeklilikle yaşa takılanların konusu bence kapanmıştır. Emeklilikle yaşa takılanlar çünkü haklarını arıyorlar. Emeklilikle yaşa takılanlar Sayın Faruk Çelik döneminde, Süleyman Soylu döneminde, şu anki bakanımız döneminde haklarını arıyorlar, dile getiriyorlar. Çok büyük bir kitle ama emeklilikle yaşa takılanlarla ilgili bizim bir çalışmamız yok diyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bunu karşılayacak bir gücümüz de yok. Bu nedenle emeklilikte yaşa takılanların çok fazla bu konularla artık ilgilenmemesi de gerekiyor. Çünkü bundan sonra ben böyle bir hakkın verileceğini zannetmiyorum. Sizin emekliliğinize 6 yıl kalmış, 6 yıl sonra emekli olacaksınız. Prim gününüzü çok fazla doldurmuşsunuz ama yaşınızı muhakkak tamamlamanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Şimdi Facebook'u unutmayalım. Facebook, Twitter, Instagram hepsini kullanmaya çalışalım. Hızlı bir şekilde çok da soru var. Fadime Tezcan diyor ki, Özgür Bey 2001 yılında bir yıl vergi mükellefiyim. Bağkur'a borçlandırma yazılar biraz karışık olmuş. Bildirebilir miyim diyor herhalde. 2005'ten sonra 10 yıl şirketim vardı. Bağkur gözükmüyor. Ne yapabilirim? Şimdi sizin başlangıcınız 1 Mayıs 2008 olarak başlayacak. Hiç para ödemediyseniz 1 Mayıs 2008 yılından bugüne kadar, yani bugüne kadar da demeyeyim yanlış olmasın. 1 Mayıs 2008'den 30.04.2015'e kadar ki süreyi günlük 20.50 liradan borçlanıp o günleri alabilirsiniz. 1 Mayıs 2015'ten sonraki sürede şu anda sizin borçhanenize yazılmıştır. Üzerinizde şirket hala varsa onların da borçlarını ödeyerek siz bu son 2008'den bugüne kadarki günlerinizi alabilirsiniz. Ve primlerinizi 15 yıl ve 5400 güne tamamladığınızda da 60 yaşında emekli olabilirsiniz. Necati Uysal, EYT mağdurları Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakanımızdan müjde bekliyor diyor kendisi. Evet, EYT mağdurları af değil hakkını istiyor diyorlar. Recep İşsever sadece Özgür Bey demiş. Bektaş Ertunç, Özgür Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar. SSK başlangıç 93.995. Sigorta önce Rusya'da çalıştım. 3 veya 4 yıl başlarsam maaş artışı yapar mı? Prim 1400'den yatıyor. Bir de yurt dışını nasıl getireceğiz? Saygılarla Bektaş Bey İstanbul'dan. Şimdi yurt dışı borçlanma yapmak isteyenler bizim anlaşmalı olduğumuz ülke var. 20 tane ülkeyle sosyal güvenlik anlaşmamız var. Bu ülkelerdeki vatandaşlar borçlanmalarını çalışma belgelerini getirerek pasaportlarıyla beraber çalışma belgelerini getiriyorlar. Bağlı bulundukları il, ilçedeki sosyal güvenlik kurumlarına, İsviçre, Norveç gibi ülkeler Ankara'ya müracaatta bulunarak yurt dışı borçlanmasını yapabiliyorlar. Şimdi bu ülke dışındakiler borçlanma yapamayacak gibi bir durum söz konusu değil. O durumda anlaşmamız olmayan ülkelerde çalışan kişilerde çalışma ateşeliklerinden, büyükelçiliklerden, başkonsolosluklardan gidip çalışma belgesi getirmeleri gerekiyor. Yani şu tarihler arasında çalışmıştır deyip belge getirecek. Pasaportlarıyla beraber bağlı bulundukları il, ilçe sosyal güvenlik kurumlarına başvurarak bu durumda olanlar da borçlanabiliyor. Bizim Rusya ile, Amerika ile, İngiltere ile, Danimarka ile anlaşmamız yok. Bu ülkelerdeki kişiler çalışmalarını belgelendirip yine sosyal güvenlik kurumuna götürüp borçlanma yapabilirler ve kendileri emekli de olabilirler eksik günleri varsa. Ama başlangıçları, yurt dışı başlangıçları Türkiye'den işe başlama tarihi sayılmaz. Ama mesela 1995 yılında Bektaş Bey ilk defa sigortalı olmuş. 95'ten önce 4 yıl yurt dışı borçlanması yaparsa 1995'ten 4 yıl geriye doğru gider işe başlama tarihi. 1991'e kadar da inebilir. Hem işe başlama 95'ten 91'e indiği için bizim şu anki emeklilik sistemimizde 89.999'a kadar sisteme giren kişiler için kademeli bir emeklilik olduğu için geçmiş yıllara ne kadar geriye doğru işe başlamanızı çekerseniz o kadar da çabuk emekli olma imkanınız olduğundan böyle bir borçlanma işe başlamayı geriye doğru çeker ve
Normalde sizin 1995 üçüncü aya göre emekli olmanız gerekiyor. 1995 üçüncü aya göre 55 yaşında emekli olmanız gerekiyor. 4 yıl Rusya'ya getirirseniz 1991'in üçüncü ayına kadar indiğinizde emekliliğiniz 52 yaşına kadar düşer. Ve sizden istenilecek prim gün sayısı da düşer. Evet, borçlanma yaparsanız o 4 yıllık süreyi aynı zamanda emekli olduğunuzda alacağınız maaş da artar. Şunu hemen söyleyelim. Ülkemizde sık sık söylüyoruz. Şu anda maaşlar düşük. Geçenlerde ofisime gelen hanımefendi Özgür Bey dedi. Sizi ben sürekli izliyorum dedi. Yıllardır programlarınızı neredeyse kaçırmıyorum dedi. Siz hep düşük emekli maaşları 2000 yılından sonra 2008'den sonra çalıştıkça maaşların düşeceğini söylüyordunuz. Beni ilgilendireceğini hiç düşünmedim diyor. Ben sizi izliyorum. Siz maaşların düşeceğini söylüyorsunuz. Ama benim maaşımın ben hep düşmeyeceğini düşünürdüm diyordu. Yani şöyle düşünebiliriz sosyal güvenlikte bu düşük emekli maaşları ile ilgili. Nasıl hepimiz ölüme inanırız, öleceğimizi biliriz ama hiç kendimize de dokundurmayız. Sanki biz ölmeyecekmiş gibi de böyle bir mücadelenin içinde oluruz. Bu sosyal güvenlikte de anladığım kadarıyla düşük emekli maaşları ile ilgili vatandaşların bu anlattığımız konularla ilgili herhalde benim düşmüyordur. Özgür Bey'in anlattığı konular başkasıyla ilgilidir diye düşünülüyor. Hayır, herkesle alakalı. 2000 yılından, 2008 yılından sonra çalışma varsa maaşlar düşüyor. 2000 yılından önceki günler çok değerli. Çünkü 2000'den önceki yıllara ait aylık bağlama oranları %60 ve üzerinde. 2000-2008 arası aylık bağlama oranları %40'lara kadar düştü. 2008'den sonra %20'lere kadar düştü. Bu nedenle 2000 yılından önceki günler gerçekten değerli ve bu günler ne kadar fazlaysa o kadar emekli maaşı yüksek. O günler 2000 yılından sonraki günler ne kadar fazlaysa o kadar da düşük emekli maaşı. Hemen yeri gelmişken onu da anlatmış olduk. Cemil Yanık Bursa'dan bizi arıyor. Alo. Alo. Cemil Bey, hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Ben sizi 2 hafta önce gene aramıştım da evet. Kesin telefon. Ben şimdi 1993 girişliyim de. Evet. Emekli olduğumu bana söylemiştiniz. Ben size başka bir şey daha soracaktım. Şimdi ben SSK'ya gidip 2015'te günlerimi toplattığımda günlerim çok aşırı dolduğu için başka bir şeyler var, söylentiler. Yani çalıştıkça emekli maaşı düşecek diye. Şimdi ben onu anlatıyorum. Yani şimdi onu anlattım. Ne yapmamız lazım? Sigortalı çalışmaya devam etmemiz lazım yoksa sigortasız mı çalışmamamız lazım yani? Ya şimdi sistemde öncelikle şunu bir anlatmamız gerekiyor. Maaşlar neden düşüyor? Yani bir kişi hem çalışacak hem de maaşı düşecek. Çok mantıksız bir durum. İşte, neden? Ben de bunu SSK'daki genel müdürle konuşurken aynısını izah ettim ona. Ama neden? Bunu ben şimdi nedenini. Onlar size bir neden açıkladılar mı bilmiyorum ama ben şimdi sizin... Yok, bana dediği şu. Sen dedi çalış dedi. 9.000 ile 10.000 olsun ne fark eder? Senin maaşın dedi artar dedi. Kesilmez dedi. Evet. Kafa karışıyor şu anda bizim. Şimdi olay ne biliyor musunuz? Türkiye'de 4 kişi çalıştığında 4 çalışandan kesilen primler bir tane emekliye veriliyordu. 4 kişiden siz prim alıyorsunuz, bir tane emekliye veriyorsunuz. Yarın öbürsü gün devlet sisteminde denildi ki bu sürdürülebilir bir sistem olmayabilir. Biz bir Avrupa'ya bakalım. Avrupa ne yapıyor? Avrupa'da bu oran 1.7'dir. Yani Avrupa'da bir kişiden kestiği prim değil, iki kişiden de kestiği değil. 1.7'den kestiği primleri bir tane emeklisine veriyor. Biz de o sistemi getirdik. Size söylenenler doğru değil. Bilmedikleri için yani onlar da tabii devletin memuru, gittiniz karşısına bir şeyleri izah etmeye çalışıyorlar. Bu nedenle maaşlar düşüyor. Oran 1.7'ye düştü. Eskiden 4'tü. Bu nedenle çalıştıkça, prim ödendikçe 2000 yılından sonra özellikle aylık bağlama oranlarının da bu nedenle düşürüldü zaten aylık bağlama oranları. Bu nedenle sizin priminiz 5000 günse yüksek maaş alırsınız. 6000 ise düşer, 7000 ise düşer, 8000 ise daha da düşer. 9000 günse daha, 10000 günse berbat bir emekli maaşı olur. Ya yani yükselir demesi doğru değil. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra bu konunun detaylarını da anlatacağım. Evet, programımızın ikinci bölümüne de başladık.
Programda çok hızlı telefon alıyoruz. Dinamiksiniz de ondan. Evet. Ekip olarak dinamiksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Canlı telefon bağlantılarını biz muhakkak programımızda alıyoruz. Hatta programlarda telefonlarımız kilitleniyor. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz. Edirne'den Ardahan'a herkese evet. cevaplar aktarmaya çalışıyoruz. Bu konularda vatandaşların çok fazla sorun yaşadığını ben çok net bir şekilde görebiliyorum. Siz de görüyorsunuz. Şimdi doğum borçlanmasını biraz önce konuştuk. Doğum borçlanması ile ilgili yurt dışı borçlanması yapan evet. bir kadın elinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği olup Almanya'da yaşayan bir kadın hiç çalışmıyorsa Almanya'da çocuk dünyaya getirdiğinde, doğum yaptığında ilk doğumunu evet. yaptığı gün Türkiye'den sanki çalışmış gibi SSK'lı, Bağkur'lu, Emek Sandığı fark etmez. İlk başlaması aynen. varmış gibi işe başlama sayılıyor. Ama Türkiye'de doğum yapan kadınlara bu hak verilmiyor. Sizce neden? Ya şimdi açıkçası bizim ülkemizde hani kadına değer veriliyor gibi gözüküyor ama eğer kanunsal anlamda baktığınızda ne mal rejiminde ne hukuki haklarda bir hakkı yok. Ben kadın olarak önce kendi adıma bu bir hata, bir ne bileyim kusur, bizim bir eksikliğimiz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda da bununla ilgili çok haksızlıklar var. Mesela siz diyorsunuz Almanya'da ya da başka bir ülkede başlangıç sayılıyor. Çünkü o ülkede çocuk doğuran kadının bir değeri var. Diyor ki benim ülkeme bir çocuk dünyaya getiriyorsun. Sen çalışmıyorsun bu sebeple. Yani doğum sonrası, doğum öncesi izin alıyorsun. Ben seni devlet olarak korumaya alıyorum. Senin için o dönem prim yatırıyorum diyor. Ve hiç sorgusuz sualsiz doğum yapan her kadına, hamile kalan her kadına sigorta primini yatırıyor devlet. Onu da Türkiye 3201 sayılı bu yurt dışı borçlanma kanununda demiş ki oradaki tarihi ben burada başlangıç sayıyorum. Diyelim 82'de ben gittim eşimle birlikte yurt dışında ev hanımıyım. Hiç çalışma hayatım yok. 3 tane çocuk doğurdum. Bir tanesini de 85'te doğurdum. 85'teki başlangıcına göre bugün geliyor 3600 günde kadın 58 yaşında emekli oluyor SSK'dan. Ya da 5000 400 günde evet, Bağkur'dan. Genelde 3600 günde SSK'dan emekli oluyor ve 99 öncesi günleri borçlandığı için de aşağı yukarı 1500-1600 lira da SSK'dan maaş alıyor. Şimdi Türkiye'deki kadın o borçlanma rakamı kadar rakamı ödemeye hazır. Yani aşağı yukarı biliyorsunuz 3600 gün borçlandığınızda 50 bin lira civarında bir rakam. Ya 50 bin lirayı zaten 4 yıl içerisinde en fazla 4 yılda geri alıyor. Şöyle bir 19 liradan 3600 günü çarparsanız ne kadar? 68.200 tabii çok sık arzamlandı. Ya 68 bin lira, 70 bin lira yatırdığını varsayalım. 70 bin lira, 1600 lira, 1500 lira maaşa bağlanıyor bunlara. Çok güzel bir maaş. Çok güzel bir maaş. Bazılarına biz bu bilgiyi verdiğimizde bir düşünüyor, ya fazla mı falan diyor. Ben onlara hemen şöyle diyorum. Türkiye'de diyorum kadınlara böyle bir teklifle gelse devlet, bütün kadınlar diyorum gerekirse borçlanma kocalarını yapar. Öldürür evin içinde. 70 bin lirayı alır, borçlanmasını yapar ve emekli olur. Çünkü gerçekten çok ciddi, güzel bir hak. Bizim ülkemizde yok. Ama olması konusunda bir talep de var mı? Yok. Mesela aslında vatandaşlar bunu bilmedikleri için talep edemiyorlar. Bizim şimdi sosyal güvenlik uzmanı olarak sadece biz vatandaşların ne zaman emekli olacağı konusunda ilgilenmiyoruz tabii ki. Emeklilik bizim için önemli. Fakat sosyal güvenlikle ilgili hakları nelerdir? Bunları anlatıyoruz. Bir de bunun yanında da sosyal güvenlikle ilgili hangi hakların verilmesi gerektiği konusunda hem hükümeti, AK Parti'yi, muhalefeti, bakın bunu şu andaki hükümet bilmiyor. Siz muhalefettesiniz. CHP'ye, MHP'ye, diğer partilere bizden bilgi istediği zaman veriyoruz. Bu konuları gündeme getirin. Bugün bizim söylediğimiz konular gündeme geldiğinde herkesi ilgilendirdiği için kadın AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, HDP'lisi. Hepsi bizim vatandaşımız. Var mı öyle bir şey? Evet. Herkes bu hakkın olmasını isteyecek. Biraz önce söylediniz ya, Sosyal Güvenlik Kurumu bu hakkı verdi. Aslında Sosyal Güvenlik Kurumu işte 1969 yılında Almanlarla bir sözleşme yapmışız. Bu sözleşmenin çeşitli maddelerine göre denilmiş ki Almanya'da doğum yapmış 20 tane ülkede anlaşmalı olan ülkelerde doğum yapmış kadının işe başlama tarihi Türkiye'den işe başlama. Bunu kabul ediyor muydu Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Ne kadar çok dava açtırdık? Beraber bu işleri nasıl takip ettik? Evet, sonradan kabul oldu bu. 2014'te 2014 çıkan. Yılında, Eylül ayında 2014, evet, 27 sayılı bir genelgeyle çıktı. Aslında ben çok gurur duyuyorum. Bu yaptığımız işle hem iktidar partisine oy vermiş, muhalefet partilerine oy vermiş. Bizim için hiç önemli değil. Biz zaten sosyal güvenlik herkesi kapsadığı için biz bu konuları gündeme getirdik. Davaları açtırdık. O kadar çok dava açtık ki artık Çalışma Bakanlığı... İşte Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurumu o davada kurtulmak için dedi. Yaptı. Yani evet. Çok dava açıyorsunuz. Açtığınız her davayı da kazanıyorsunuz. Hukuk Genel Kurulu kararı haline getirdik. Ve daha sonra yurt dışında
doğum yapan kadınların ilk işe başlama tarihi Türkiye'den işe başlama tarihi sayıldı. Şimdi bunu her ortamda dillendirmeye çalışıyorum. Kadının neden Türkiye'de de doğumu işe başlama tarihi sayılmasın? Ama işte kadınları örgütleyen o gruplara, mesela ben İzmir'de bu konuda şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kadın kollarıyla görüşüyorum. Burada partinin bir önemi yok açıkçası. Çünkü kadınlar her hangi partiden olursa, hangi görüşte olursa olsun önemli bizim için. Onlar da emekli olsun, onlar da bir gelir elde etsinler. Çünkü ölürsek problem yok da yaşarsak problem var Özgür Bey. Özellikle yaşlandıktan sonra birçok şeye ihtiyaç oluyor. Yani 500-600 lira bile olsa emekli maaşınız sonuçta bir şeye katkı sağlar. O yüzden kadınlarımızı bir şekilde emekli etmenin formüllerini bulmamız lazım. Hatta bu formüller de önümüzde var açıkçası. Ama kadınlara haksızlık diye şu sebeple söylüyorum. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışan kadın da çok sevilmiyor. Diyelim ki dul maaşı alacaksınız. Eğer çalışan bir kadınsanız, emekliyseniz size eşinizin dul maaşından kalan rakamın %50'sini biliyorsunuz bağlıyorlar. Evet. Eğer çalışmayan kadınsanız %75'ini bağlıyorlar. Devlet çalışıyorsunuz diye size vereceği maaşı da düşük veriyor. Evet. Yani ülkemizdeki o baştan çıkarılan, geçmişten gelen kanunlarda düzeltmeler yapılırken henüz daha kadının lehine bir değişiklik söz konusu değil. Ne yazık ki değil. Mesela yine bu stajyerlerin, çırakların ilk işe başlama tarihleri. Evet. Hep şunu söylüyorum. Avrupa'da mesela Almanya örneğini veriyorum. Almanya Avrupa Birliği'nde bizim nüfusumuza yakın bir nüfusla bize çok yakın bir ülke olduğu için diğer işte 7 milyonluk, 3 milyonluk ülkelerden örnekler vermiyorum. Almanya'da meslek liselerinde okuyan öğrenci sayısıyla bizim üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı eşit. Neden Almanların üniversitede okuyan öğrenci sayısıyla bizim üniversitedeki eşit değil? Almanlar neden üniversite okumuyor? Almanlar daha çok ortaokuldan sonra meslek liselerini özendiriyorlar. Ve meslek liselerinde bir üniversite eğitimi gibi bir eğitim verip ve mesleğini yönlendiriyor. Ve baktığımızda dünyanın en iyi arabalarını biz bugün ne kadar da kızsak, bugün Almanlara kızıyoruz. Almanya diyoruz, sen niye böylesin, niye şöylesin, ama bakıyoruz ya devlet kurumlarında, resmi kurum, hepimiz Almanların arabasını kullanıyoruz. Biz neden kendi markamızı yapamadık? Şu anda çalışmak isteyen kişiler iş bulmakta zorlanıyor. Milyonlarca kişi iş ararken bir taraftan da bakıyoruz, Dilek Hanım siz de görüyorsunuzdur. İşverenler diyorlar ki biz işçi bulamıyoruz. Yetişmiş eleman bulamıyoruz. Çünkü ara eleman yok. Herkes komutan olmak istiyor, asker yok. Evet. Burada da yine stajyerleri özendirmiyoruz. Stajyerlerin başlangıçlarını, emeklilikli biz işe başlama tarihi saymayız diyoruz. Ya işte kurumların birbiriyle konuşması lazım bu konuda. Yani bir tarafta üniversiteler var, meslek liseleri var, okullar var. İhtiyaç olmayan mesleklere bir sürü kişilere eğitim verip bir de onlar için para harcayıp hem aileler para harcıyor, hı-hı, hem devlet para harcıyor. Birilerini yetiştiriyoruz ama diğer taraftan onları kullanabileceğimiz iş olanakları yok. Hepsi ya kahvelerde oturuyor ya evlerinde oturuyorlar. O kadar çok işsiz var ki hani iş ve işçi bulma kurumuna gidip kaydedilenler değil sadece. Bir de gizli işsizler var. Gizli işsizlik zaten çok fazla. Dolayısıyla orada ortak bir çalışma yapılırsa ancak ülke refah seviyesine geçer. Diğer ülkeler bunu yıllarca yapmışlar. Yani bir Almanya'dan... Meslek liselerini çok... Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ediyorum, firması olan bir arkadaşımla. Bana şunu söyledi. Özgür dedi, işte firmamız var, bir akrabamız Artvin'den çocuk, Artvinli çocuk. Üniversiteyi de bitirmiş, iş arıyor. İşsiz. İşte amca bana bir iş ayarlar mısın? Nasıl bir şey istiyorsun demiş. Böyle şef, müdür gibi bir şey olsun demiş. Evet, yani, gençlerimizde de öyle şimdi bir şey var. Yani üniversiteyi bitirmiş, doğru, hiç çalışmamış. Evet, evet. İş hayatına şef ya da müdür gibi bir şey olsun de biz başlıyor. Çocukları birazcık ben tabii yaş itibariyle sizden de bir 10 yaş daha ileri bir yaşta olduğum için çok söyleyebilirim. Biz nesil olarak bizden sonrakileri çok rahata alıştırdık. Benim çocukluğumda biz o kadar rahat değildik. Annelerimiz bizi terlikle evin içinde yönetir. Evde bir sürü sorumluluklar verir. Dışarıda da okumak zorundasınız. Bir taraftan çalışmak zorundasınız. Biz de tabii orada çok çile çekince şimdiki çocuklara aman sen ders çalışıyorsun kalkıp yardım etme. Aman sen ders çalışıyorsun yapma diye diye çocukları o kadar tembel alıştırdık ki şimdi daha işe başlarken ilk başta onun patronu bile ondan bir bardak çay istese ya ben üniversite bitirdim çay mı getireceğim diyor. Halbuki biz ben şube müdürüydüm. Bölge müdürü bir ihtiyaç olur, bir toplantıda denk gelirse çayını kalkıp koyardım. Yani bunu kendime de bir yüksünlü olarak görmezdim. Ama şimdiki gençlik ya diyor ben üniversite bitirdim. Ne diye? İşte bu kadar üniversite olması da aslında bir yönden sakıncalı. Ben çalışma hayatıma ilkokul 4. sınıfta başladım. 5. sınıf tatilinde yine çalıştım. Ortaokul tatilinde
çalıştım. İlk defa 25 yaşında evlendiğimde balayı için ben tatile gittim. Tatil nedir bilmez. Evet, hayatımızda bizim hayatımız çalışma üzerine kurulmuş. Çünkü çalışmamak ne demek? Hep çalışmamız gerekiyor. Evet, ama şimdi gerçekten de bakıyorum bizden sonraki nesile, sizin dediğinize de katılıyorum. Aman bir çalışmasınlar, güzel bir üniversite okusunlar, çok güzel yerlerde kendilerine iş bulsunlar. Ama aslında çalışmak ayıp değil. Herkes evet, kendine özgü, yapabileceği kabiliyetine göre meslek liselerindeki işleri alıp bu konularda çok güzel işler de çıkarabilir ve para da kazanabilir. Bugün dediğim gibi işçiler iş bulamıyor, çalışmak isteyenler. Evet, doğru. İşverenler ağlanıyor. Biz şu anda yanımızda çalışacak personel bulamıyoruz. Bu da aslında gerçekten de böyle masaya yatırılması gerekiyor. Ya çünkü televizyonlarda reklamları izliyoruz. İşçiler müjde diye bir reklam yapılıyor. Hadi çalışmak isteyenler, şu anda size 2,5 milyona seferberlik başlattık. Sigorta primlerini almıyoruz, gidin iş bulun. Ya adam nasıl iş bulsun? Onu da işverene veriyorsun. Şimdi kalkıp da işsiz olan birisi gidip bir işverenin yanına gidip ben reklamlarda gördüm, bana müjde verildi, size prim desteği varmış, beni yanınıza alın mı diyecek? Evet. Bu destekler işverene veriliyor. Verilen destek, ve evet, işverenler de yine yanında çalıştıracağı personele bakacak. İşine yarayan bir personelse alacak. İşine yaramayacak bir kişi ise babasının hayrına sigorta primlerini devlet karşılasa dahi 1404 lira ya da asgari ücret verecek. Yani onu da vermesi gerekecek. Aslında işte bu bir algı operasyonu mu diyeyim artık. Algı olarak öyle yerleştiriyorlar. İşçilere avantaj, işçilere müjde. Halbuki değil, işverene müjde bu. İşverene müjde, bir de işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor bu arada. Aslında işverene işçilerin cebinden verilen bir müjde. Onu da muhakkak söylememiz gerekiyor. Bu arada internet siteniz var mı? Tabii Dilek Ete diye girdiklerinde internetten Ete Sosyal Güvenlik diye var. Biz İzmir'de Konak'ta Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tam karşısındayız. Dilek Ete diye tabelada yazıyor. Ben de geldiğimde muhakkak sizin yanınıza çok uğrayacağım. Çok sevinirim. Bir iadeyi ziyaret yapmanızı bekliyorum ben de. İnşallah biz de sizi Ege TV'ye konuk edelim. 15 günde bir de ben de Ege TV'de çarşamba günleri program yapıyorum. Saat 16'da programımız, muhakkak sizi misafir etmek isteriz. Ben de çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de özgürerdursun.com.tr internet adresimiz. İletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Ofisimize gelebilirsiniz. Randevu alıp ofisimize gelebilirsiniz. Çayınızı kahvenizi yudumlarken bizler de sizinle ilgili ne gibi hizmetler verebileceğimiz konusunda görüşünüzü alırız. Evet. Bilgiler veririz. Genelde işte devlet kurumlarına giden kişiler, İşte dur bakalım sen şu ayakta, sen şu odaya da girme, şu kapıda bekle denildiği evet, için inanın Dilek Hanım, benim ofisime gelen kişiler dahi odamıza girmeye bazen böyle çekiniyorlar. Ya şöyle buyurun rahat rahat oturun diyorum. Çayınızı için, kahvenizi için ben hesaplamaları yapacağım, siz merak etmeyin. Sizin yararınıza şudur. Şunu söylüyorlar, çok net bir şekilde söyleyebilirim. Özgür Bey, sizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sosyal güvenlik uzmanlığı mesleğinde siz de eminim aynı şeyleri duyuyorsunuzdur. Evet, dua da alıyoruz. Çok İşinizi teşekkür yapıyorsunuz. Alıyoruz. Herkes teşekkür ediyor. Evet, geçenlerde büyük bir inşaat firmasının sahibi yanıma geldi. Özgür Bey, aman aman sakın bu işi bırakmayın. Çünkü sizin gibilere ihtiyacımız var deniliyor. Artık para kazan, tabii ki hepimizin para kazanması gerekiyor. Çoluk çocuğumuzun giderleri. Ama baktığımızda parayı artık bir tarafa bırakıyorsunuz. Bu güzel sözler bizi kesinlikle inanılmaz onüre ediyor. Manevi tarafını da insanın çok etkiliyor. Mesela mektuplar yazıyorlar. Cezaevinden mektup geliyor. İşte köylerden mektup yazıyorlar. Özellikle mağlüller, engelli olanlar. Tabii biz sizin de dediğiniz gibi bu işi sonuçta bundan da bir gelir elde etmek istiyoruz. Ama ben hakikaten mağdur olan ve bizim sorumuzda yol alabilecek kişilere de her şey para değil, parasız da hizmet veriyoruz. Herkes öyle oluşturmasın ama biz emeğimizin karşılığı bu. Daha şimdiye kadar bu 6 yıl içerisinde ben de bir sürü kişiyle görüştüm. Hani sana da geldim, danışmanlık ücreti ödedim, hiçbir şey de öğrenmedim diyen olmadı. Herkes çok, çok teşekkür ediyorum. Programımıza geldiğiniz arkadaşlar kapanışı yazdılar. Tamam. Haftaya görüşmek üzere, programımızı bitirdik. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete'ye çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Ederim.